Zombie Podcast'i dinliyorsun. İstasyon şefiniz Tonguç ben. Kanalın sıkı bir takipçisi iseniz eğer, bir sığınak inşa etmeye başladığımızı beraber ve sizinle beraber sıfırdan ben bu sığınağın envanterini, gıda stoğunu yaptığımı biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız hemen kanala bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa abone oluyorsunuz ve geriye doğru bütün videoları sırayla izliyorsunuz. Zaten bir ya da iki video öncesinde bu sığınak inşa etme işine giriştik beraberce. Şöyle bir durum var. Dedim ki ben bu sığınağı yapıyorum ama birincisi bu sığınağın içerisine envanter olarak, kullanım malzemesi olarak neler koymalıyım? Bu birincisiydi. İkincisi burayı nasıl inşa etmeliyim? Işıklandırması, yalıtımı, havalandırması. Üçüncüsü ise buraya ne gibi gıdalar koymalıyım? Yaptığım araştırmalar sonucunda verileri sizinle bu videoda paylaşacağım bir kısmını. Önce envanter listesini konuşacağız, sonra gıda listesini konuşacağız. Bunlar kesin olmazsa olmaz şeyler değil. Siz kendinize göre bu listeleri kafanıza göre değiştirebilirsiniz. Kendi ihtiyacınıza göre. Öncelikli olarak malzeme listesinden başlayalım arkadaşlar. Mesela birincisi tuvalet kağıdı. Tuvalet kağıdı bir kişinin bir aylık kullanımı 2 rulo olarak belirtilmiş ama bence çok mantıklı, çok akıllıca bir stok değil. Ben olsam en az 6 rulo koyardım kişi başı. Yani bunun büyüğü var, küçüğü var, her şeyi var. Ben 8 adet yazdım mesela kendime. Önümde de bir liste var, görüyorsunuzdur. Sabun demişiz 2 kalıp. Burada şöyle bir durum var. Sıvı sabun mu yoksa kalıp sabun mu? Kalıp sabun bazı durumlarda daha avantajlı arkadaşlar. Yani sığınak gibi bir yerde elinize böyle hafif sürterek köpürtüp kullanmak daha az su harcamanıza sebep olabilir. Deterjan arkadaşlar herkes için 0,2 kilogram demiş önümdeki listede. Ben olsam rahat yarım kilo deterjan koyardım. Bu toz veya sıvı olarak olabilir. Kendi tercihiniz. Onun dışında diş macunu arkadaşlar herkes için 0,5 tüp denmiş. Bu aslında şöyle bir hesap için. Diyelim 2 kişisin, 1 tüp sana 1 ay yetecektir. 3 kişisin yetmez. 1 kişinin 1 aylık kullanımı burada baz alınmış. Diş fırçası mesela, hani biz normalde diş fırçasını ne yaparız? 2 ayda bir, 3 ayda bir değiştirin derler değil mi? Siz bunu şöyle alın arkadaşlar. Herhangi bir acil durum anında sığınağınıza indiğinizde bir fırçayı 6 ay belki 1 sene kullanabilirsiniz ama herkesin kendine ait diş fırçası olması lazım. Bu net. Geldik 6. maddeye, çöp torbası arkadaşlar. Şimdi ben 2 çeşit çöp torbası stokluyorum. Birincisi orta küçük çöp torbaları. İkincisi de büyük battal boylar. Battal boylar birçok işe yarıyor. İçine yastık, yorgan da koyup saklayabilirsiniz veya malzemenizi diyelim bir şeyleri koyup bir yerden bir yere götürmek için kullanabilirsiniz. Hem bunlar daha sağlam oluyor. Onun dışında yani başka kullanım alanları var. Başka videoda girerim ona. Devam edeyim. Demiş ki çamaşır suyu dezenfektan 0,2 litre demiş bir kişinin bir aylık kullanımını. Bunu su arındırmak için de kullanabilirsin. Başka şeyleri temizlemek için de. Bence kişi başı 0,5 litre yani yarım şişe çamaşır suyu kişi başı yetecektir. Alkollü ocak için bioetanol. Şimdi sığınakta eğer sobanız yoksa, baca çıkışınız yoksa bir ateş yakmanız çok olası görünmüyor. Bir tüp yakmak da olası görünmüyor. Bioetanol dediğimiz aslında zararlı gaz yaymayan şeyler var. Bir alkol çeşidi var. Bunun ocakları var. Bunun ısınma için masaüstü ocakları var. Bunlarla yemek pişirebilir, çayınızı, kahvenizi demleyebilirsiniz. O yüzden bunun içinde bir aylık kullanım için kişi başı 1,5 litre yazılmış. Ben mesela 2 litre yazardım buna. Yatak örtüsü deniyor. Bir adet kişi başı yıllık kullanım. Yani 2'ye çıkarabilirsin. Pardon. Evet, yıllık kullanımmış.
Yastık yine kişi başı bir adet. Yorgan battaniye birer adet koyabilirsiniz. İç çamaşırı aylık bir adet denmiş. Yani şöyle ıskartaya ayırdığın iç çamaşırını sığınağına, sığınma alanına veya acil durum çantana koyabilirsin. Yani yırtık olmadığı sürece veya parçalanmadığı sürece acil durumlarda işini görecektir. Kıyafetler. Ne saklamak istiyorsun? Mesela kışın soğuğunda kat kat giyinmen gerekebilir. O yüzden işte atlet, tişörtler, sweatshirtler, kazaklar, gömlekler olabilir. Mesela kazağın üstüne gömlek giyip önünü iliklediğinde ekstra sıcak tutar. Eğer içinde sweatshirt veya tişört varsa bu senin vücut sıcaklığını arttıracaktır. Sana kalmış tercih meselesi. İçlik mesela koyabilirsin. Üst alt içlikler pantolonun altına giymek için saklayabilirsin. Havlu bornoz denmiş. Havlu koyabildiğin kadar koy abi. Evde ıskartaya çıkacağını düşündüğün ya artık ben bunu evde kullanmak istemiyorum dediğin havluları sığınağına koyabilirsin. Bornozu da şundan ötürü yazmışlar. Atıyorum özellikle kışın soğukta kendi hijyenini sağlamak için bir şekilde yıkandın diyelim. Sen direkt havluya sarınırsan üşüyebilirsin. Bornoz seni daha sıcak tutacaktır üstünü giyininceye kadar. Kırılmaz tabak veya bardak. Bundan herkes için birer adet söylenmiş, yazılmış yıllık kullanım için ama kırılmaz tabaklar da kırılabiliyor arkadaşlar. Evde yine ıskartaya çıkarttığınız eskiden gazetelerin dağıttığı mesela veya piknik tabakları var böyle. Plastikten. Onlardan koyabilirsiniz. Çatal bıçak kişi başı birer adet koyun abi. Yani takımı bozulmuş herkesin evinde çatal kaşık bıçak takımı falan oluyor. Bunlardan birer tane koyabilirsiniz. Mesela şampuan kişi başı yarım litre ben tavsiye ederim. Saçınız uzun değilse zaten uzunsa da çok kullanamazsın. Yine yarım şişe şampuan bir aylık kullanım için gayet yeterli. 20. maddedeyiz. Manevi değeri olan kitap, biblo, küçük objeler istenilen miktarda. Burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Sığınakta kapalı kaldınız mı? Veya hiç gözaltına alındınız mı? Açık konuşmak gerekirse. Bir yerde kapalı kaldığınızda vakit hiç geçmez. Ve sürekli bir şeylere sararsın. Yani böyle tecrübeniz oldu mu? En son telefonunuzun interneti veya araması bitip kapandığında ne yaşadınız? Evde elektrikler en son ne zaman kesildi? Hatırlayın. O yüzden çok uzun süreli kapalı kaldığınızda mesela kendinizce dini kitaplarınızı koyabilirsiniz, okursunuz. Ne bileyim küçük sizin için anlamı olan bibloları buraya indirebilirsiniz bir kısmını. Kitap koyarsınız, kitap koyduğunuzda okursunuz. Dergiler mesela vakit geçirmek için veya belki eski fotoğraflar. Nemlendirici kreme çok ihtiyacınız olacak. Terlik, sürekli sığınakta ayakkabıyla takılmak istemeyeceksin. Ve çizme bot, tercih sizin. Bir çift koyabilirsiniz, yeriniz varsa bir çift de ayakkabı koyabilirsin ve ihtiyacınız kadar çorap arkadaşlar. Bu bizim sığınakta kullanacağımız envanter listesi. Bir de bunun gıda depolaması var arkadaşlar. Gıdada ise şöyle bir hesap yapılmış. Bir kişinin bir aylık su tüketim miktarı 60 litreymiş. 60 litre bir insana, adam olana yeter diyorlar. 60 litre su ne yapıyor abi? 2 damacana, 3 damacana su değil mi? 3 damacana kişi başı su stoklamanız gerekiyor. Kullanma suyu ise daha fazla 360 litre. Yani bunu eğer kapsamlı bir sığınak yapıyorsan, plastik böyle konteynerların falan varsa kişi başı aylık 360 litre su stoklayabilirsin. Kolay yapılabilecek yemekler olarak bulgur ya da kinoa denilmiş. 1,5 kilo bundan koyarsın. Pirinç yine 1,5 kilo. Yetmez ama neyse. Kutu konserve sebze denmiş. Bu kutuların ortalama gramajları 250-300 gram olursa eğer 15 kutu yeterlidir denmiş. Kutu konserve et, balık bunlarda ortalama 160-200 gram civarındaymış. 15 kutu bundan deniliyor. 10 paket yine aylık kişi başı hazır çorba, yarım litre yağ. Benim tercihim zeytinyağı olurdu. Şeker 1 kilo arkadaşlar. Tuz konusunda serbest bırakılmış. İnsanlar
Tuz biliyorsunuz medeniyetin beşiği, her işte tuzu ve şekeri kullanabilirsiniz. Bir videoda bahsetmiştim, şeker aynı zamanda yaranın irinini de emiyor. O yüzden çok faydalı. Un kiloluk paketlerde alınması tavsiye ediliyor. Mesela 1 kilo un faydasını görürsünüz diyor. Çay 1 kilo kişi başı aylık çay tüketimi. Salamura ya da vakumlu kapta peynir diyor, 0.75 kilo. Yani 1 kiloya yakın peynir bir aylık acil durumda bir kişiyi idare eder deniliyor. Bence yetmeyebilir de peynir kolay bozulur arkadaşlar. O yüzden şöyle söyleyeyim, mesela 600 gramlık paketleri 200-200 bölüp tek pakete koyan firmalar var. Ama bunlar ne kadar dayanır bilmiyorum. Bunlar uzmanların tavsiye ettiği stok miktarları. Salamura ya da vakumlu kapta zeytin. Zeytin besleyici değeri çok yüksek. Kişi başı yarım kilo tavsiye ediliyor. Salça isteğe bağlı, baharatlar isteğe bağlı. Bisküvi, yani bisküvi olarak şeyi düşünebilirsiniz. Etimekler var. Yılların etimeği. Yani bisküviden daha az zararlıdır. Şekersizdir. Biraz gluten olur ama etimek mideyi bastırır. Her şeyle yenir yani. Kuru yemiş yine isteğe bağlı. Yani bütçeye bağlı abi. Ne kadar paran varsa o kadar stoklarsın. Yani bir yerden sonra zaten bu stoğu aydan aya değiştirmen gerekecek. Atıyorum bir senenin sonunda senin o kuru yemişlerin SKT'si gelecek. Onları hop yiyeceksin, yenisini alacaksın. Belki bir rakı açarsın. Keyif senin yani, ne yaparsan yap. Bitter çikolata şekerleme. Şekerle de ihtiyacın olacak ya. Orada kapalı kaldığın sığınağında bir şeyinin canını çektiğini ve sahip olamadığını düşün. Çıldırırsın büyük olasılıkla. Toz halinde meyve özütleri diyor. Bunu hiç tavsiye etmiyorum. Bunu sileriz listeden. Tank yazmış ya, bunu niye içeceksin? Su iç abi. Limon mesela, limon saklayabilirsin. Limon çok uzun süre bozulmaz. Limonlu su içebilirsin. Zencefil mesela, kuru zencefilli su hem boğaz ağrısına da iyi gelir. Şipşak makarna denmiş. Normal makarnayı tercih ederim. Şipşak makarnadan kastı noodle dedikleri şeylerse zaten kanserojenin üst düzeyi. Mesela süt tozu var, hayatımda tüketmedim. Bal istenilen miktarda, tercih meselesi. 1 kilo 2 kilo da stoklayabilirsin bal. Çok ciddi anlamda enerji verecektir. Yulaf denmiş de yulaftan da ben çok haz etmiyorum. Kurutulmuş sebze ve meyveler. Bunlar arkadaşlar uzmanların tavsiye ettiği listeler. Bu listeyi ben sizinle PDF olarak paylaşacağım. İsterseniz çıktısını alın, isterseniz bilgisayarınızda tutun. İmkanınız oldukça stoklayın. Bunları da ben burada video halinde izleyeceksiniz. Onun dışında AFAD'ın bir tane broşürü var arkadaşlar. Bunu ben ekrana yansıtırım. Sığınağınız hazır mı diye bir broşür. Açıkçası artık modern ülkeler diyeyim, insanlara kendi sığınaklarını yapmalar için tavsiyelerde bulunuyor. Çünkü devletten beklemeyin diyorlar her şeyi. AFAD şöyle bir ayrıma gitmiş arkadaşlar. Sığınak ve sığınma alanı farklıdır deniliyor. Ben hani sığınak yapıyorum dedim ya burada, insanlar ha siktir lan orası sığınak mı dedi. Evet, aslında sığınak değil. Sığınma alanı. Sığınaktan kasıt gerçekten patlamaya dayanıklı kapıları olan, işte inanılmaz filtreleri olup havayı temizleyebilen, dışarıdan gelen havayı HEPA filtrelerle süzgeçten geçirebilen vesaire vesaire, böyle bir sistem. Ama ve lakin sığınma yeri ise geçici olarak bazı sığınak özellikleri barındıran ama tam anlamıyla sığınak olmayan yerlere de sığınma alanı deniliyor, sığınma yeri. Eğer oturduğunuz apartmanın alt katında sığınak varsa veya bir devlet kurumunda veya lojmanda veya kendi eviniz var müstakil, buna bir sığınak yaptırdınız. Evin alt katına da olabilir bu, evin dışında bahçeye de. Bunlar sığınak arkadaşlar. Sığınma alanı ise sığınak olarak belirlenmiş bir alanı olmayan binalar ve yerleşim yerlerinde geçici olarak sığınacağınız alanlara sığınma yeri deniliyor. Şimdi mümkünse
alt veya üst katlarda fark etmiyor. Yani neyden sığınacağınıza, neyden kaçındığınıza bağlı olarak pencereleri ya çok küçük ya hiç olmayan bir şekilde havalandırma tesisatı olan, aynı zamanda sığınakta listelenmiş malzemelerin aynısına sahip olan yerlere sığınma yeri deniliyor. Sığınak ise sığınak yönetmeliğinde belirtilen yapı standardına sahip olmasıyla ölçülüyor arkadaşlar. Ve özellikle burada sığınakta AFAD'ın bize verdiği limit 2 hafta dışarıdan gelecek herhangi bir yardıma ihtiyaç duymadan hayatta kalabileceğiniz alan olarak geçiyor. Ve AFAD'ın verdiği liste daha basit arkadaşlar. Diyor ki mevsimine göre şahsi giyim kuşam eşyaları, temizlik ve tuvalet malzemeleri diyor. Yatak malzemesi, battaniye, basit sandalyeler vesaire. Ama bu çok önemli, yani basit sandalye değil de, yani çünkü sürekli orada olacaksın. Kaç metrekare olacak ki, 20 mi 50 mi anlatabiliyor muyum? 10 metrekare mi? Göt göte oturacaksın belki sevdiğin insanlar, ama uzun süre vakit geçirince kafayı tırlatabilirsin. Atıyorum iskambil kağıdın olmalı, ne bileyim kutu oyunların olmalı. Bir şekilde kendini oyalamalısın. Veya yatak için çekyat mesela, Türk usulü altına işte eşyalar depolarsın. Duvardan açılır kapanır yataklar olabilir veya atıyorum kamplarda kullanılan kampet mi deniliyordu, açıyorsun ve tık hemen üzerine yatıyorsun. Yine çok rahat olmayan bir yatış alternatifi. Ne bileyim, onun dışında aydınlatma malzemesi demiş mesela. Ben bu kendi sığınma alanıma şimdi ledler kuracağım arkadaşlar. Elektrik tesisatın döşeyeceğim sıfırdan. Bunun içerisine belki bataryalar koyacağım, inverter'lar koyacağım. Yavaş yavaş yapacağım hepsini. Mesela döşediğim ledlerde de kırmızı ışık var. Kırmızı ışıkta oturmak insana huzur veriyormuş. Rahatsız etmiyormuş gözü. Mesela şeylerde de kırmızı ışık kullanılıyor. Denizaltılarda. Geceleri çıkın abi balkona bir bakın. Bazı evlerin camından dışarı kırmızı ışık sızdığını göreceksiniz. O insanlar parti yapmıyor arkadaşlar. O insanlar gerçekten huzurlu bir şekilde oturmak adına kırmızı ışık yakıyorlar. Diğer bir konu, en az 2 hafta yetecek kadar gıda, içme suyu, kullanım suyu, kova, tabak, bardak, küçük çatal, kaşık yenmiş. Yani şu çok önemli. Tamam yiyorsun da bu yediklerinin, içtiklerinin bir de çıkışı var arkadaşlar. Onun üzerine de çalışacağız. Lavabo yapacağız belki. Suyu depoladığımız bir sistemi olan bir lavabo sistemi. Peki dışkılamayı nasıl yapacağız? En büyük konu bu. Kamp tarzı, kimyasal veya kimyasalsız, taşlık, ne bileyim belki kumlu, tuvalet de yapacağız bu kanalda. Çünkü en önemli şey tuvalet ve onun kokusu, ölürsünüz ya. Kendinizden ne çıktığın sizi mahveder. Devam ediyorum. Sıvı yakıtlı soba ve yeteri kadar parlayıcı olmayan sıvı yakıt stoğu. Demin bahsettiğim neydi o? Bioetanol stoğu. Çünkü mesela bende küçük tüp de var. Küçük tüpü yakıp oksijen almayan, çok kısıtlı alan bir yerde yakmak akıl kârı değil. Ateş yakmak da akıl kârı değil. Baca sistemi olsa şey yapabilseydim, belki bir soba kurabilirdim kendi sığınma alanıma. O da olabilir, yapılır bir gün. Ve ne demiş abi? Ha, şeyi yakamayız. Tüplü ısınma sistemleri, katalitik gibi veya kamp sobaları oluyor ya, küçük tüpün başına takıyorsun. Bende var ondan. Oksijenin az olduğu yerlerde bunları kullanamıyorsun. Ve bu tarz yerlerde, sığınma alanı ve sığınaklarda da asla sigara içmiyorsun. Çünkü içerideki hem oksijeni bitiriyorsun, insanları boğuyorsun. Hiç gerek yok. Ben de içen bir adamım ama içmemek gerekiyor. Bulacaksın bir yolunu, içmeyeceksin yani. Ne var başka mesela? Çöpleri koymak için ağzı kapalı çöp bidonu, ilk yardım çantası ve gerekli ilaçlar mesela. Pilli radyo, yedek piller, saatler. Atıyorum telsiz ekipmanınızın da mutlaka olması gerekiyor. Kitap ve eğlence malzemesi demiş AFAD. Gayet güzel, akıllıca. Kişisel gerekli evraklar, ne bileyim ne gerekli olur. Pasaport, diploma.
Ne var? Yangın söndürme cihazı, su varili veya kovası, kazma kürek. Evet. Yurt dışında birçok savaştan canını kurtarmış adamın dokümanlarını, kitaplarını incelediğimizde bir süre sonra yardımın hiç gelmeyeceği anlar oluyor. Onu anladığın an ve suyun bitmek üzereyken artık binanın temelini kazmaya başlıyorsun. Çünkü dışarıda keskin nişancılar oluyor, senin canına kasteden binlerce insan oluyor ve kazmaya başlıyorsun abi. Su buluncaya kadar kaç metrede bulursan veya yan binalara çeşitli tüneller sistemi kuruyorsun. İşte Gazze'de olduğu gibi, belki Suriye'de olduğu gibi, Irak'ta olduğu gibi savaş zamanı için gerçekten kazma kürek çok önemli arkadaşlar. Çünkü su bittiğinde bittin abi, öldün. Yani basit aletler ve tamir takımı. Onun dışında ne var? Başka bir şey yok arkadaşlar. Bu dokümanı da sizinle paylaşacağım. Bunun da çıktısını alıp kullanabilirsiniz. Gayet faydalı bir doküman. Ben buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sığınağı inşa ederken çeşitli videoları da sizinle zaman zaman paylaşıyor olacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.